Öncelikle hızlıca piyasalara bakacağız. Sonrasında önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Borsayla başlayalım. Borsa için dünkü kapanış rakamları ekranlarınıza geliyor. Günü düşüşle kapatmıştı BIST 100 endeksi. 92.982 puanla tamamladığını söyleyebiliriz. Birazdan da açılış rakamlarını yine sizlerle paylaşacağız. Peki döviz cephesinde neler oluyor? Dolar ilişkin verileri hemen ekranlarınıza taşıyalım. Dolarda yükselişin olduğunu ifade edelim sevgili izleyiciler. 6 liranın üzerine çıkmış durumda ve bu dakikalar itibariyle 6.15.81 seviyelerini görüyoruz. %1.25'lik artış var. Euro'da da yükseliş var. Euro'da 7 liraya yaklaşıyor. 6.90.72 seviyelerini görüyoruz. 1.35'lik artış yaşanıyor. Euro dolar paritesine geldiğimizde 1.12.09 seviyelerini görüyoruz. Devam edelim uluslararası piyasalarda altının onsuna ilişkin verilerle. Altının onsunda düşüş var. 1.281 dolardan işlem görüyor. Cumhuriyet altını satış rakamlarında artış olduğunu söyleyelim. %1.3'ün üzerinde bir artış yaşanıyor. 1.661 liradan satılıyor. Ve gram altına baktığımızda gram altında da artış var. 253.19 seviyelerinden satışı gerçekleşiyor. %1.13'lük bir artış yaşanıyor altının gramında. Piyasalarda son durum bu şekildeydi. Şimdi düne gideceğiz. Çünkü 1000 liranın kazancına hemen bir göz atacağız. 4 yatırım aracımız var. Borsa, dolar, euro ve altın. Borsayla başlayalım. Borsa az önce de sizlerle paylaşmıştık. Dünü düşüşle kapattı. 92.000'in biraz daha üzerinde tamamlamıştı. Ve dolayısıyla 1000 liranız borsada aslında kayba uğradı. Dün için konuşacak olursak 1000 lira 990 lira olarak geri döndü. 10 liralık bir kayıptan söz edebiliriz. Peki dolarda neydi durum? Dolar kazandıranlar arasındaydı. 1000 liranız 1011 lira oldu. 11 liralık bir artış yaşandı. Euro'ya baktığımızda euro ve altın eşit kazandırdı. Dün için 1000 lira 1020 lira oldu her iki yatırım aracında da. Aslında dünü özetleyecek olursak dolar, euro ve altın kazandırdı. Borsada ise düşüş yaşandı sevgili izleyiciler. Piyasalara ilişkin son durum bu şekildeydi. Diğer haberlerle devam edelim.